Merhaba teknoloji severler. Yeni elime ulaşan kutusunu henüz açmadım ve ilk kutu açılım videosunu çekmek istediğim bir ürünle karşı karşıyayız. Tabii böyle bakınca ne olduğunu kestirmek biraz zor. Tüm oyun severlerin aslında bileceği bir ürün diyelim. Trust'tan kablosuz GX130 mouse. Normal mouse'dan farklı tabii ki. Neden farklı? Dizaynı zaten normal mouse'a göre biraz daha farklı gördüğünüz gibi. Aynı zamanda yani farklı kılan kısmı ayarlanabilir. Tam 9 tane ayrı düğmesinin olması. Ve aynı zamanda çift tıklamayla Double Fire, çift ateşleme özelliği de koymuşlar. Şu tuş olsa gerek. 2400 DPI resolution da var. Trust'ın daha önce ürünlerini kullandınız mı bilmiyorum. Ben kullandım. Gayet memnunum. Bir sıkıntı yaşamadım. Şimdi dilerseniz şöyle kutusuna sağdan soldan bir baktıktan sonra açılımına geçelim. İçinde ne olduğu zaten yazıyor. Mouse'un kendisi, receiver'ı, micro USB receiver'ı, iki tane kalem pil kullanmamız gerekecek. Kullanım kılavuzu da koymuşlar. Her zamanki gibi kullanım kılavuzlarını ne yapıyoruz? Okumuyoruz. Bir Türk geleneği değil mi? İthalatçımız Penta'ymış. Üretildiği yer İspanya, Barcelona. Evet, şimdi kutu açılışımıza geçelim. Standart olarak bir maket bıçağıyla açalım. Evet. Oo, gayet şık. Kadife bir materyal kullanmışlar. Standart USB receiver'ı ve mouse'umuz. Wow. Zor çıkıyor biraz. Bayağı iyi oturtturulmuş. Hatta sıkışmış bence. Kırmadan çıkartabilirsek dedim. Çıktı. Wow. Eli oturumu. Yani ergonomisi süper. Yani ellerim büyük sayılmaz. Yani dolayısıyla sanki benim elime göre dizayn edilmiş. Süper. Çok güzel. Şurada iki tuşu var. Bunlar. Evet. Muhtemelen şuralarda ışıkları yanacaktır. Ve kutusunun üstünde de gördüğümüz gibi buralarda da ışıklar yanacak gibi gözüküyor. Alt kısmı da böyle. Ha, ekonomi modu varmış ki herhalde kullanılmadığı sürede otomatikman uyku modunu alıyor ki enerji tasarrufu sağlıyor. Açık kapalı. Evet. Malzeme kalitesi gayet iyi. Üstü kayganlık yapmaz. Şuradaki evet. Hani etiket mi yapıştırma mı diye baktım. Yok değil. Kalem pillerimizin yeri burası. Bakalım kutudan kalem pil çıkacak mı? Sanki çıkacak gibi duruyor ya. Ama çıktı. Tahmin ettiğimiz gibi yandaki tuşları üstteki tuşları DPI için DPI ayarları için kullanabiliyormuşuz. Şu yandaki tuşları da sayfa geçişlerini ayarlayabilirmişiz. Aynı zamanda kontrol tuşu da var. 3 klik kırmızı tuşmuş meğerse. Evet.
olaylar. Aa, bir de sticker geldi. Evet, sticker'ı da yapıştırabilirsiniz. Bataryamız da var. Oyun severler özellikle oyun için dizayn edilmiş aksesuarları kullanmayı tercih ediyorlar. Klavyede olsun, mouse'da olsun. Dolayısıyla esprisi de hani şu kırmızı tuştaki olduğu gibi kısa yol. Çok fonksiyonluk kazandırması. Şimdi pidemizi de takalım. Evet. Kapalım alttan. Onu alalım. O şık mavi bir ışığı yandı. Evet. Yani gayet ağırlığından ve malzeme takımından memnunum açıkçası. Şimdi bir de bilgisayarda taktıktan sonra görelim. Evet, bilgisayarımızı da taktık. Şimdi şunları biraz elimizin altından kaldıralım. Evet arkadaşlar. İşte gayet şık. O bahsettiğim etiket mi dediğim nokta içeriden aslında dizayn edilmiş. Kırmızı kırmızı çok şık. Ön tarafına bakalım nasıl. Wow. Wow wow wow. Akşam özellikle gayet şık olacağı belli. Şimdi bir de bilgisayardaki kayışına bakalım. Evet. Gayet seri. Denemek, yani bu tarz bir şeyi burada denemek çok anlamlı değil tabii ki. Oyun esnasında denemek lazım. Ön izlememiz böyle. Oyunda da deneyip sizlerle fikir paylaşımında bulunabilirim. Ama genel olarak özetle gayet malzeme kalitesi başarılı bir ürün. Tokluk, ele oturması, ergonomisi başarılı. Ben başarılı buldum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.